fazla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hakkari'de Belediye Başkanı Mehmet Sıdık Akış'ın gözaltına alınarak yerine kayyum atanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kayyum haberiyle ilgili süreci takip ediyoruz. Öncelikle kayyum sürecinde bu tür ortamların olgunlaşmasında ya da oluşmasındaki yöntem ve metotlar insanların demokrasi olan inancını kırıyor. İçişleri Bakanlığı Van'da gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıdık Akış'ın anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldığını, Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akış'ın yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Bu tür görevden almalar olsa dahi kanun gereği orada bir meclis var ve o meclis başkan vekilini seçer ve yoluna yürür. Ama insanların özellikle güvenini ve inancını kıran şey bir kayyum atama süreci, iki bu süreçten sonra meclisin de yok sayılması süreci. Tabii bu tür ortamlarda dediğim gibi kayyum denen garabete başından beri karşı olan birisiyim ve bu konunun gerçekten yerel demokrasiyi çok yaraladığını, insanların oy kullanırken nasıl ona sahip çıktığını bilen birisi olarak demokrasiyle olan bağını kopardığını düşünüyorum. Bir tepki de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak belediye başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir dava gerekçe gösterilerek kayyum atanmış olmasını reddediyoruz. Yaşananlar henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyum görevlendirilmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında kayyum anlayışının karşısındayız ifadelerini kullandı.